karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'la beraberiz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Bir alt ligin iddialı ekiplerinden birisi Eyüpspor karşısında 4-0'lık bir galibiyet. Öncelikle koç, hoca nasıl değerlendirir mücadeleyi, galibiyeti? Sayın Aşk, 45 minut fracos. Um pouco nossa responsabilidade, mas também muito por mérito da equipa do Arda, que tem na realidade uma equipa muito boa. Quero dar os parabéns a ele, já lhe ajudei, mas ele também caiu muito bem, joga bem, sabe jogar. Portanto, parabéns a ele e à sua equipa, obviamente. Mas nós tivemos muita dificuldade, não conseguimos ter bola, não conseguimos circular a bola, jogámos sempre muito para trás e para o lado, a equipa muito recuada. E, portanto, a 2-0 ao intervalo pareceu-me um bocadinho exagerado para aquilo que foi a primeira parte. Depois, na segunda parte, ao intervalo falámos, procurámos retificar aquilo que achava que estava mal. A equipa melhorou muito na segunda parte, melhorou muito, e acho que a segunda parte justificou esta vitória. Porque, na realidade, a equipa na segunda parte foi mais competente, mais agressiva, já não deixou o adversário jogar com facilidade. Passámos nós a conseguir jogar e isso acho que depois acabou por ter mérito a nossa vitória, sim, que era o mais importante. İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarı az pozisyon bulduk, iyi şanslar yaratamadık, istediğimiz gibi oynayamadık. Tabii bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Çok iyi bir takım Eyüpspor. Futbol oynamayı biliyorlar. Arda Turan iyi bir takım yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Bence iyi bir takım Eyüpspor. Topu hızlı oynayamadık dediğim gibi. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. Oyunu kontrol edemedik ama devre arasında oyuncularımızla konuştuk ve bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Çünkü çok geride de kalmıştık maçın belirli bölümünde ilk yarıda. Kötü bir ilk yarıydı. Takımım istediklerimizi istediğimiz sahaya yansıtamadı. Ama ikinci yarı dediğim gibi bunları düzelttik. İkinci yarı daha hırslıydık, daha agresiftik, daha beraber oynadık, daha iyi oynadık ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarı oyunumuzla hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Çok kısa bir zaman belki, bir haftalık bir süreç. Bugün takımın başında ikinci resmi maçı hocanın. Futbolcuların aslında hemen hemen hepsinin tek bir söylemi, tek bir ifadesi oluyor. Daha organize bir şekilde oynamaya başladık. Bu bir haftalık süreçte hocanın ilk gözlemleri neler oldu takımla alakalı ve hangi konularda daha yoğun çalışmalar yaptığını söyleyebilir? Sim, mas foi muito conversa, porque só tivemos três treinos com a equipa, dois treinos com a equipa toda. Há muito trabalho para fazer, muito trabalho para fazer. Precisávamos não ter jogos tão seguidos, ter oportunidade para poder trabalhar mais, porque há muita coisa a retificar, na realidade. E só em treino a gente consegue retificar. De qualquer maneira, parabéns aos jogadores, mais uma vez, porque eles estão a tentar fazer, estão a tentar melhorar, estão a tentar perceber as minhas ideias, mas há muito trabalho a fazer. Dediğiniz gibi toplamda zaten çok az sayıda idman yaptık takımla ve tüm takım iki idman yaptık sadece beraber. Bu yüzden çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Çok şeyi geliştirmek zorundayız, düzeltmek zorundayız. Ama bu kadar kısa zamanda tabii ki bunu yapmak mümkün değil. Zaman lazım, zamana ihtiyacımız var. Oyuncularıma daha çok vakit geçirmeye, daha çok idman yapmaya ihtiyacım var. Benim oyun mentalitemi anlamaları için daha fazla zaman lazım. Bu da zamanla olacak dediğim gibi, daha iyiye gideceğiz. Çalışmamız gereken, geliştirmemiz gereken çok şey var. Son sorum. Amir Hacı Ahmetoviç üzücü bir sakatlık yaşadı. Amir'in bu sakatlığı Beşiktaş'ın transfer planlamasını, hocanın kafasındaki planlamayı nasıl etkileyecek? Vamos falar com o presidente, vamos ver o que é que podemos fazer. Obviamente que já tinha dito isso, mas terei uma conversa com o presidente e com o senhor Samet e vamos procurar na realidade encontrar soluções. Önceden de belirttiğim gibi zaten bir takım çalışmalarımız var. Bunu başkanımızla, Samet Hoca'yla, Samet Bey'le konuşup bu planları nasıl gerçekleştirebiliriz, neler yaparız diye onlarla görüşeceğiz. Mas agora neste momento o mais importante são estes. São os que aqui estão, isso é que é o mais importante e temos que os apoiar e confiar neles. Şu an önemli olan zaten şu an destek görmek, bir şekilde bu kadroyla elimizden geleni yapmak. En önemli nokta şu an bu. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Obrigado, koç. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos bizlerle beraberdi. Söz tekrar Onur Yıldız'da.